Merhaba arkadaşlar. Paraf Akademi'den Rabia Hoca ben. TYT periyodik sistem konusunun ikinci videosuyla devam ediyoruz. Lütfen videoları sırasıyla izleyin ki bir anlamı olsun. Elementlerin sınıflandırmasıyla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda periyodik sistemin genel dizilimi, katman elektron dağılımı ve periyodik sistemde yer bulmayla ilgili bir çalışma yapmıştık. Burada ise periyodik sistemde bulunan elementlerin türlerini ve sınıflarını inceleyeceğiz. Bunlar genel olarak metale metal, soy gaz ve yarı metaller. Fakat ondan önce size hatırlatmak istediğim birkaç ufak tefek bilgi var. Öncelikli olarak aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösteriyorlardı. Kim hariç? Hidrojen hariç. Hidrojen bir A'daydı ama metal değil, ametaldi. Bunu unutmayalım. Neden bir A'daydı? Çünkü değerlik elektron sayısı birdi. Yani aynı grupta bulunan elementler değerlik elektron sayısı aynı olan elementlerdi. Ve bu konuda yine istisnai durumumuz kim? Helyum. Helyum 8 A'da bulunuyor ama değerlik elektron sayısı 2. Neden 8 A'da bulunuyor? Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 2 A'da değil. Çünkü soy gaz. Lütfen bunları unutmayalım. Bir de baş grup ve yan grup elementlerimiz var. Baş grubun diğer adı ana gruptu. Baş grup ya da ana grup olarak ifade ediyorsak eğer A gruplarından yan grup olarak ifade ediyorsak B gruplarından bahsediyoruz. Lütfen bunları unutmayın. Şimdi metalleri, ametalleri, yarı metalleri ve soy gazları periyodik sistemde nasıl gözlemleyeceğiz? Periyodik sisteme baktığınız zaman farklı renkler var. Bir önceki dersimizde de bahsettik. Bu renklerin anlamları var. Bakın, onlar size zaten bunu söyleyecek. Çünkü farklı periyodik sistemlerde farklı renklerle ifade ediliyor bu atom türleri. Hidrojen ve buradaki açık maviler ametal demiş bize. Şu renk metal demiş. Sarı yeşil şekilde işaretledikleri yarı metal. 8A ise şu mor olanlar soy gaz demiş. Şu altta bulunan elementimiz yeni bulunan elementlerden biri. Henüz sınıfı belirli değil. O yüzden periyodik sistem konusuyla alakalı sorularda bununla ilgili karşınıza hiçbir şey çıkmayacak. O yüzden ben de size anlatmayacağım bu elementi. Öncelikli olarak ilk 20 elementten sorumlusunuz. Yarı metal olarak bor ve silisyumu bilmenize fayda var. Bilginiz olsun. Hidrojenin özel bir durumu vardı. Biraz önce de bahsettik. Şimdi bunların genel özelliklerine geçelim. Metallerin genel özellikleri. Metaller oda koşullarında civa hariç katıdır. Yani bu nedenle erime kaynama noktaları yüksektir. Metaller genel olarak parlak ve ışığı yansıtır bir görüntüye sahiplerdir. Şekil alabilirler. Günlük hayattan düşündüğünüz zaman evde kullandığınız birçok cisim metal aslında. Yani ametalden yapılmış bir kaleminiz yoktur. Bunu nasıl ifade ediyoruz biz kimyada? Tel ve levha haline gelebilirler, dövülebilirler. Bir ifade daha var, haddelenebilirler. Yani biraz daha eski Türkçe'de dövülebilirler ifadesi. Metaller kendi aralarında asla bileşik oluşturmazlar. Alaşım adı verilen özel karışımları oluştururlar arkadaşlar. Mesela günlük hayatta kullandığımız o bozuk paralar birer alaşımdır. Mesela lehim, çelik, bunların hepsi birer alaşımdır. İki metal bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturamıyoruz. Ancak ve ancak ametallerle bir araya gelerek iyonik bağlı bileşikler oluştururlar ve bunları her zaman elektron vererek dahil olurlar bu bağlara. Yani bileşiklerinde her zaman pozitif değerli kalırlar. Bizim için çok önemli. Isı elektriği iletiyorlar. Birinci yoğunlaşma enerjisi gibi ifadelerden bahsedeceğiz. Periyodik sistem özellikleri olarak şu an anlamsız gelebilir ama düşüktür. Elektron ilgileri düşüktür. Oksitleri genelde bazik özellik gösterir demiş. Neden genelde diyor? Bir de amfoter özellik gösterenler var. Bu özelliklerden bir sonraki videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Atomlar arasında her zaman metalik bağ var. Metalik bağ güçlü bir bağ. Alaşım oluşturur demiştik. Oda koşulları dediği zaman 25 santigrat derece sıcaklık, bir atmosfer dış basınçtan bahsediyordur bize. Civa hariç katı halde bulunurlar. Kendi aralarında bağ yapmadıkları için tek atomlu yapıdadırlar. Mesela potasyum, mesela kalsiyum. Doğada genellikle bileşikleri halinde bulunurlar. Çünkü karşılarına çıkan herhangi bir ametalle bağ yaparlar. Bu bileşiklere biz filizleri de diyebiliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi kimdi bu metaller? Bira, alkali metaller. Kim hariç? Hidrojen hariç. Her zaman
hatırlatmaya çalışıyorum. Hidrojen ametal arkadaşlar, bunu kaçırmayın. Metaller, ametaller, geçiş metalleri, iç geçiş metalleri ya da iç geçiş elementleri, tamam metal ve toprak metalleri. Toprak metallerinin şurasında bor elementi vardı, unutmayın. Borun da yarı metal olduğunu bilelim. Silisyumu da bilin diyorum ama silisyumu şu an buraya yazmayacağım. Şimdi metallerin aldığı değerliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Metaller her zaman pozitif değerlik alıyorlar. Bunu unutmayalım. Amaçları ne peki? Amaçları 8A'ya benzemek. Amaçları 8A'ya benzemek olduğu için eğer alkali metaller, yani 1A grubundaki elementler artı bir değerlik alırlarsa, bir tane elektron verirlerse bir önceki soygaza benzerler. Yani şurada bulunan lityum elektron dağılımından, şöyle yapalım, lityum 3, elektron dağılımı 2, 1. Şu bir tane elektronunu verirse şuradaki helyuma benzer. Amacını tamamlamış olur. Aynı şekilde 2A'da bulunan metaller de her zaman artı 2 değerlik. 3A'da bulunan metaller de her zaman artı 3 değerlik alırlar. Geçiş metalleri genellikle, hepsi değil, genellikle farklı pozitif değerlik alırlar. Pozitif diye üzerine duruyorum çünkü asla negatif değerlik almıyorlar. Bir örnek olarak göstereceğim. Demir hem artı 2 alabiliyor mesela, hem artı 3 alabiliyor gibi. İç geçiş metallerinden ise TYT kısmında sorumlu değilsiniz arkadaşlar aldıkları değerliklerden. Şimdi biraz ametallerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Ametaller. Ametalleri ben size hidrojen, karbon, azot, oksijen teker teker buraya yazmışlar. Ben size şöyle göstereceğim. Cinof, Paskal'ın sevimli burnunu ısırdı ve hidrojen. Bunu bu şekilde ezberlerseniz eğer ilerleyen zamanlar için kolay olur. Çünkü burası 4A grubu, burası 5A grubu, burası 6A grubu, burası 7A grubu. Zaten hidrojen özel bir durumu vardı, 1A'da bulunuyordu. Bu sırayla bildiğiniz zaman değerliklerini aklınızda tutmanız daha kolay olacak sizin için. Ametaller metaller gibi değil. Hem eksi değerlik alabiliyorlar hem artı değerlik alabiliyorlar. Kendi aralarında da bağ yapabiliyorlar. Metallerle de bağ yapabiliyorlar. Kendi aralarında yaptıkları bağ kovalent bağlı bileşik diyoruz. Bu nasıl bir bileşik? Ortak elektron kullanımına dayalı. Metallerle ise iyonik bağlı bileşik yapıyorlar. Bu nasıl bir bileşik türü? Elektron alışverişine dayalı bir bileşik türü. Bunlar tel ve levha haline getirilemiyorlar çünkü kırılganlar. Biraz önce de söylediğim gibi periyodik sistem özelliklerinden bahsedeceğiz. Birinci yonlaşma enerjileri, elektron ilgileri yüksek. Metaller civa hariç oda kaşılarında katı halde bulunuyorlardı. Bunlar ise katı da olabiliyorlar, sıvı da olabiliyorlar, gaz halde de olabiliyorlar. Mesela 7A'yı örnek vereyim çünkü burada sorumlusunuz. Flor, klor, brom ve iyodu yazalım. 7A'da olan bu atomlardan flor oda koşullarında gaz, klor gaz, brom sıvı, iyot ise katı halde bulunur. Bunları bilmenize fayda var. Grafit hariç hiçbir elektrik akımını iletmiyor. Grafit ise karbonun bir allotropu. Isıyı da iletmiyorlar ve oksitleri genelde asidik karakterli. Nasıl metallerde bazik dışında bazı özellikler var, daha sonra anlatacağım demiştim. Burada da asidik ya da nötr olabiliyor oksitleri, bilginiz olsun. Şimdi değerliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar hem artı hem eksi değerlik alabildikleri için farklı değerlikleri olacak. Örneğin hidrojen hem artı bir değerlik alabilir hem eksi bir değerlik alabilir. Hatta şöyle söyleyelim. Metalin yanında, bunu şimdiden bilmenizde fayda var. Hidrojen için söylüyorum. Hidrojen ametal olduğu için hem metalle hem ametalle bağ yapabiliyor. Metalin yanında ve ametalin yanındaki değerlikleri nettir hidrojenin. Metalin yanında metal sadece pozitif değerlik aldığı için eksi, ametalin yanında ise artı değerliğini alır. Bundan sonra şurası hatırlarsanız 7A, şurası 6A, şurası 5A ve şurası 4A. Cinof, Pascal'ın sevimli burnunu ısırdı. Burada nedenlerini süreç içinde anlatacağım tabii ki ama flor sadece eksi bir değerlik alırken klor eksi birden artı yediye kadar değerlik alabiliyor. Neden? Çünkü komşu 8A'ya benzemek istiyor. Ya bir elektron alır benzer ya 7 elektron verir benzer. Oksijen genelde eksi 2 alacak arkadaşlar. Özel durumlar hariç eksi 2 alacak. Özel durumlar da florun karşısına geçtiğindeki durumudur. Ama genel olarak eksi 2'den artı 6'ya kadar değerlik alır diyebiliriz.
5A yine aynı şekilde ya 8A'ya benzemek için 3 elektron alması gerekiyor ya 5 elektron vermesi gerekiyor. O nedenle eksi 3'ten artı 5'e kadar değerli kalır deriz. 4A ise 8A'ya benzemesi için ya 4 elektron almalı ya 4 elektron vermeli. Bu nedenle eksi 4'ten artı 4'e kadar değerli kalır diyebiliriz. Burada oksijenin üzerine ilerleyen zamanlarda duracağım ama genel olarak oksijenin eksi 2 değerlik almayı sevdiğini bilin. Şimdi yarı metalin özelliklerinden bahsedeceğiz. Yarı metaller ne metal ne ametal. Bazı özellikleri metallere benziyor, bazı özellikleri ametallere benziyor. Aslında genel olarak şunu bilmeniz yeterli bence. Fiziksel açıdan metallere benziyor. Birçok özelliği metallere benziyor. Kimyasal açıdan da ametallere benziyor. Kimler var yarı metallerde? Özellikle bor ve silisyumu bilmeniz yeterli. Burada da size söylemiş zaten. Fiziksel açıdan metallere, kimyasal açıdan ametallere benzer diye. Metallerle ametallerin tamamen arasında yer alıyorlar. Bakın şöyle bir mantık var burada. Periyodik sistem metallerle başlıyor, ametallere doğru gidiyor. Yani soldan sağa doğru öyle düşünebilirsiniz. Arada da yarı metaller yer alıyor. Tabii yarı metal oldukları için kimyasal açıdan ametallere benzedikleri için hem pozitif hem negatif değerli kalabilirler. Fiziksel açıdan metallere benzedikleri için katı halde ve işlenebilir özelliklere sahipler. Fakat parlak ya da mat olabiliyorlar. Metallerden daha az elektriği iletirken ametallerden daha iyi iletirler. Yani iletkenler midir diye sorarlarsa evet diyebilirsiniz. Bakın yarı metaller hidrojen bir istisnai olduğu için hidrojenden bahsetmiyorum. Periyodik sistem metallerle başlıyor. Yarı metalle devam ediyor. Ametaller ve soygazlar. Soygazlar zaten tap nokta. Herkes onlar gibi olmak istiyor. Dolayısıyla yarı metaller de metallerle ametallerin arasındaki geçişte yer alıyor. Borun yarı metal olduğunu mutlaka bilin. Çünkü biz 3A metallerine, 3A'ya diyoruz ki toprak metalleri ama bor yarı metaldir diyoruz. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şimdi soy gazlardan bahsedeceğiz. Soy gazlar tap noktamızdı. Herkes onlar gibi olmak istiyordu. Adı üzerine soy gazlar, diğer adıyla asal gazlar yani ismin içinde gaz var. Bunların hepsi oda koşullarına gaz halde. Bunlar kararlı yapıdalar kimyasal açıdan ve bu nedenle bileşik oluşturmaya yatkın değiller. Bileşik oluşturmaya yatkın olmadıkları için doğada tek atomlu yapıda bulunurlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bazılarının laboratuvar koşullarına, özel koşullarda zorlayarak da olsa bileşiklerini elde etmeyi başardılar tabii ki son yıllarda. Fakat genel özellikleri lise müfredatında bileşik oluşturmak istemiyorlar diye söyleyeceğiz size bilginiz olsun. Şimdi burada şöyle bir tekerleme var. Biraz kaba kaçabilir ama Hergele Necmi'ye arsız karısını kesip rendeledi. Aslında ben sizden şunu bilmenizi istiyorum. 8A'nın proton sayılarını bilmenizde fayda var. 2, 10, 18, 36, 54 ve 86. Şimdi burada şöyle göstereceğim size. Bu birinci periyot elementiniz, bu ikinci periyot, bu üçüncü periyot, bu dördüncü periyot diye devam ediyor. 5 ve 6. 7'den zaten sorumlu değilsiniz demiştim soy gazlar açısından. Şimdi burada şöyle bir kolaylığınız var. Her periyotta kaç atom olduğunu da bulabilirsiniz. Birinci periyotta 1, 2. 2 ile sonlanıyor. 1 ile başlıyor. Demek ki 2 atom var. Burada kaç fark var? 8. Demek ki 8 atom var ikinci periyotta. Burada kaç fark var? 8. 8 atom var. 18 var farkımız. 18 atom var diye de bakabilirsiniz. Şimdi bunların genel özelliklerinden bahsedersek eğer, bunları çok hızlı geçeceğim arkadaşlar. 1A, alkali metal dedik. Hidrojen hariç, alkali metal oldukları için, hidrojen ametal olduğu için buraya dahil değil. Bunlar artı bir değerli kalıyorlar. Genel özellikleri çıkabilir karşınıza. Genellikle diğerlerinden daha yumuşaklar. Örneğin sodyum elementini biz bıçakla kesebiliyoruz. 2A toprak alkali metaller artı iki değerli kalıyorlar. 8A soy gazlar erime kaynama noktaları çok düşük. Çünkü oda koşullarına zaten gaz diyoruz adı üzerinde gazlar. Mesela örnek olarak şey demiş size araba farları tabelalarda kullanıyoruz. Işıklandırma sistemlerinde kullanıyoruz. İşte neon lambalar falan duymuşsunuzdur. Helyumu da uçan balonlarda kullanıyoruz demiş bize. Bu uçan balonlarda genelde hem yanmasın diye de soy gaz kullanıyoruz. Şöyle düşünün soy gazlar tepkimeye girmek istemedikleri için kimyasal açıdan aktif değillerdir. Yani bir nedeni de budur aslında. 7A halojenler. 7A halojenler 8A'ya benzemek için eksi 1'den artı 7'ye kadar değerlik alabiliyorlar.
Fakat bunların içinde flor sadece eksi bir değerli kalıyor. Ve bunlar ametal oldukları için oda koşullarında diatomik, iki atomlu halde bulunuyorlar. Flor, klor, brom ve iyot. Bunları lütfen bilelim. B gruplarının tamamı metal demiştik. Bunların isimleri geçiş metalleriydi. Diğer ismiyle geçiş elementleriydi. Ve bunlar farklı pozitif değerlik alabiliyorlardı. İç geçiş elementlerinden sorumlu değilsiniz dedim aslında ama yine de bir merak edenleriniz olursa diye buraya küçük bir şey koydum. Tamamının metal olduğunu biliyorsunuz zaten. Diğer adı iç geçiş metalleri çünkü. Bunların bir kısmı radyoaktif, bir kısmı kararlı. Yani doğada böyle bulma ihtimalinizin olmadığı elementler de var içinde ve bazıları da yapay olarak elde edilmiş elementler. Şimdi dubletten ve oktetten bahsedeceğiz. Dedik ki elementlerin de elektron alıp vermesinin nedeni 8A'ya benzemek. 8A'da bir helyum var, değerlik elektron sayısı 2. Bir de diğer 8A grupları var, değerlik elektronları 8. Dublet, bakın double'dan geliyor, helyuma benzemek. Helyumun elektron dağılımı nedir? 2'dir. Helyuma benzemek, yani dubletini tamamlamıştır ifadesini duyarsınız eğer, bir atom elektron alıp verip helyuma benzemiştir. Örneğin hidrojen 1, bir tane elektron alsın eksi 1. Kaç elektron oldu? 2. Katman elektron dağılımı yazıyorum. Kime benzedi? Helyuma benzedi. Dublete benzedi. Mesela lityum 3, artı 1 yüklü diyelim. Kaç elektronu kaldı? 2. Kime benzedi? Helyuma benzedi. Oktet ise diğer 8A grubuna benzemek, yani son katmanınızı herhangi bir 8'e benzetmek. Mesela klor 17, bir tane elektron aldı. Kaç elektronu var artık? 18. 2-8-8 diyorum. Dublet değil, oktete benzedi. Oktet, oktadan geliyor. 8. Başka bir örnek verelim. Mesela kalsiyum 20 artı 2. Yapıyorum elektron dağılımını. 2-8-8. Neden burada kaldım? Çünkü artı 2 yüklü olduğu için 18 elektronu var. Kime benzedi arkadaşlar? Son katmanındaki elektron sayısını 8'e tamamlayıp bir 8A'ya benzedi ve oktete benzemiş oldu. Devam ediyorum. Bir örneğimiz var. Metallerle ilgili demiş. Erime kaynama noktaları genelde düşüktür demiş ama biz metallerle ilgili şunu söylemiştik. Civa hariç oda koşullarında katılardır çünkü erime kaynama noktaları yüksektir. Doğada genelde bileşikleri halinde bulunurlar. Çünkü doğada metaller de var. Metaller genelde bağ yapmayı çok seviyorlar. Bahsedeceğiz birçoğu. Bileşikleri halinde bulunur ve bunlara filizleri deriz demiştik. Bileşik oluştururken elektron almazlar. Daima elektron vererek pozitif yüklü hale geçerler. Doğru. Yanlış olan yalnız bir olacak. Peki başka bir soru. Bileşiklerinde negatif değerlik alan elementler ile ilgili. Negatif değerlik alabiliyorsa bu asla bir metal değil. Ametal olabilir, yarı metal olabilir, soygaz olamaz. Soygaz zaten bağ da yapmıyor. Ametallerdir demiş. Kesinlikle yanlıştır falan dememiş bize. Tabii ki olur. Metallerle iyonik bağlı bileşikler oluşturur demiş. Bu da mümkün. B grubunda bulunabilirler demiş. Bakın bunlar ametal olduğu için B grubunda bulunamazlar. Çünkü B gruplarının tümü metal özellik gösteriyordu arkadaşlar. Oda koşullarında hepsi gaz halinde ve atomik yapıda bulunan elementlerle ilgili. Hepsi gaz halde ise metal olma ihtimali yok. Atomik yapıdaysa, tek atomluysa bunlar ne olmalı? Soy gaz olmalı. Evet arkadaşlar, periyodik sistemdeki element türlerinin sınıflandırılması ve onların genel özelliklerini içeren videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Ben size geri dönüş yapmaya çalışacağım. Periyodik sistem konusu kapsamlı bir konu. Bir sonraki videomuzda periyodik sistemde değişen özelliklerin ilk kısmını işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Soru çözmeyi unutmayın bol bol. Hoşça kalın.